Yemek okulumuzun en sevdiğimiz bölümlerinden bir tanesi olan öğrenci evine hoş geldiniz. Şimdi hazır sınavlar başlamadan ve bir taraftan hepimizin o bahar heyecanı çokken sevdiklerimizi etkilemek istediğimiz bir zamanda çok sevdiğimiz bir tatlı, işte bir nevi milkshake'i ev imkanlarıyla, öğrenci imkanlarıyla ve de bizim emektar külahın içerisinde yaptığımız bir tarif vereceğim. Şimdi milkshake dediğim ne? Milk, süt, shake, sallama falan gibi bir şey. Sallanmış süt diyebiliriz. Normal blenderda. Biz bunu böyle bir torbada yapacağız. Ve bunu çok lezzetli bir muzla yapacağız. Bir tane anamur muzum var. Hemen başlıyorum. Bunu... Oh, mis gibi kokuyor. Memleket muzu gerçekten bambaşka oluyor. Bunu şimdi bu torbaya koyuyorum. Torbanın tam ağzını kapatmıyorum çünkü hava çıkabilmesi lazım. Aksi takdirde patlatırım. Elimin ayasıyla bastırıyorum. Böyle bir püre haline getiriyorum. Bu tarif bu arada 2 kişilik olacak. Sonra bunun içerisine 2 kaşık yaklaşık dondurmayı koyuyoruz. Biz tabii Maraş dondurmacısıyız ekip olarak. Maraş dondurması olsa daha bile güzel oluyor bence. Sonra aynı şekilde bunu da biraz eziyoruz. Şöyle elimle eziyorum bu sefer. Muzla karışmasını sağlıyorum aslında. Ama ben böyle biraz daha akışkan bir içecek olarak daha çok sevdim, ne yalan söyleyeyim. Sonra bunu açıyorum böyle. İçerisine 2 çay bardağı kadar, en küçük çay bardağının 2 tane gibi düşünebilirsiniz. Sonra bunun içine 1 tatlı kaşığı da kahve ekliyorum. Buna isterseniz farklı farklı malzemelerle tabii yapabilirsiniz. Şimdi bunu böyle artık ağzını kapatıp çalkalayacağım. Bili 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 bili. Shake etmek burada geliyor. Bunu isterseniz mesela bu haliyle buzdolabına koyup istediğiniz zaman da içebilirsiniz. Şimdi burada diyelim ki eve etkilemek istediğiniz bir arkadaşınız geldi. Bak hayatım sana ne güzel bir milkshake yaptım demek istiyorsunuz. 2 tane külahım var. Şimdi bu külahları böyle bir o sürülebilir çikolata sürüyorum şöyle etrafına. Bu böyle her ısırıkta birazcık çikolata olsun diye. Bunu bunun içine böyle koyuyorum. Bu bizim Nihale Demir'den, bizim Refik adının Nihalesi hatta. Şimdi bir şey unuttum. Bazen bazı külahlarda bu alt taraflarında minik boşluklar oluyor. Onu izole etmek lazım. Bunda olduğunu zannetmiyorum ama yine de şöyle bir parçayı hop diye en dibine döktüğünüz zaman en son o ısırıkta da böyle çikolatalı güzel bir lezzet geliyor insanın ağzına. Koyduktan sonra şöyle hafif aşağı doğru külahları sallayın. Ki iyice tam böyle dibe çöksün. Sonra bu artık sunum böyle. Bunu böyle alıp hop bir bardağa koyuyorum. Bayağı yoğun, koyu güzel kıvamda bir şey oldu. Bunu şimdi döküyorum. Böyle tatlı tatlı bir taraftan içip bir taraftan yiyebilirsiniz. Ben burada tabii ki gecemizin gündüzümüzün birlikte geçti. Burak'ı davet etmek istiyorum. Nasıl yediğimizi demonstre edelim birlikte diye Burak'cığım. Oh sağlığına falan deyip. Kahvemiz de güzelmiş ha. Böyle yiyip sonra bir parça ısırıp sonra biraz daha. Böyle böyle. Sonra böyle devam ediyor bu iş. Tamam yemeyeceğim söz. Arkadaşlarınızı çağırdığınızda dişinizde bir parça çikolata kalmadığında ve çok komik olmadığınızda bir tek dikkat etmek lazım. Tek uyarım bu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, sevdiklerinize yapmayı, bıyıklıysanız da bıyıklarınızı temizlemeyi unutmayın. Görüşürüz.
Öğrenci evi videolarımızı seviyorsanız daha bunlardan çok var. Taktiklerinden kaçının derim. Asıl orijinalleri burada, hemen buradan başka bir tanesine geçebilirsiniz. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz de buradan abone olabilirsiniz. İyi ki bu öğrenci yemekleri var. Ben de diyetten sıyırıyorum.